Figür severler, hobicilerin kralları ne var ne yok, from the other side'da harika figürlere muhteşem değişik ve gerçekten kendimizi çığır açtıran böyle kafalarımızı dimağlarımızı figürlere bulup size tanıtmaya devam ediyorum. Türkiye piyasasına da gelmesi umuduyla umarım sizlere böyle güzel farklı fikirler veriyorumdur. Row Ten serisi, McFarlane'ın Row Ten serisi, Robotic Animal Weapons yani robot e, robotlaşmış hayvan silahları veya silahlaşmış robotik hayvanlar. Yani nasıl e, Türkçeyi harika hale getirirsek öyle düşünün. Ama McFarlane bu işe girdiğinde gerçekten büyük şeyler yapacağını söylemişti. E, şu anda ben de size... Ee, bir sonraki videoda Raptor'u bu kardeşimiz yani harika bir saygoru ve tabii ki bu videoda da e, muhteşem bir Frenzy denilen e, köpek balığını robotlaşmış köpek balığını tanıtmak istiyorum. E, yani alıştığım 7 inç figür tarzından oldukça e, büyük yani yaklaşık 9 inç olarak düşünüyorum bunu. 35 cm'e varan hatta bu goriliğimiz için e, 40 santimetreye varan büyük figürlerden bahsediyorum ve buna rağmen e, bu kadar büyük figür olmasına rağmen ne malzeme kalitesine ne boyada bir kusur göremiyorsunuz ve bunu yaklaşık 20-30 euro bandında e, gerçekten e, aslında figür piyasasına göre çok çok uygun fiyatlara alabiliyorsunuz. Euro veya dolar olarak düşünmek lazım. Roten 10, e, dediğim gibi McFarlane'in 2020 yılında sanıyorum çok ağırlık verdiği harika figürler olarak karşımıza çıktı. Evet bu figür 2020 yılında bu 2020 yılında tabii Amerika patentli şirketten çıkıp Çin'den vesaireden üretilip Hio denilen şirkette de Avrupa pazarına da sürüldü. Ben de Almanya üzerinden bu figürleri buluyorum. Yani şirket çok farklı ve güzel işler yapmaya devam ediyor. O yüzden de sevgimizi kazanıyor. Pek çok farklı figürünü tanıtıyoruz. Frenzy kimmiş? Burada Almanca, pardon Fransızca, İngilizce, İspanyolca anlatmış diyorum farklı dillere yer vermiş. Frenzy is the king of ocean every ocean. He's a mix of robotics and DNA of a great white shark combined with a pinch of prehistoric megalodon. Wow! Bütün okyanusların kralı Megalodon'un e, bu farklı bir DNA'sının ve e, büyük beyaz köpek balığı'nın DNA'sının karışımı bir robotik e, köpek balığı ve aynı zamanda muhteşem bir silah olarak yaratılmış ve dediğim gibi Robotic Animal Warrior Rose serisinde de e, muhteşem bir e, durdurulamaz karakter olarak e, yarı köpek balığı, yarı makine ve yarı ölüm silahı olarak karşımıza çıkmış. Codename Frenzy, e, daha çok büyük köpek balığı ve e, saldırıları da Jabs, Frenzy Strikes, Fin Attack. Yani çok farklı e, kendine göre saldırı şekilleri de var. E, hoşuma gitti. Gerçekten e, kendine göre de e, bir edası ve fikriyatıyla McFarlane'ı kutlamak lazım. Ve bu güzel köpek balığına şöyle bir de yakından bakalım. İçinden de güzel bir kart çıkıyor sanırım. Hadi bakalım. Evet, Raw 10, Frenzy, harika, muhteşem bir Megalodon veya Büyük Beyaz'ın karşımıza çıkmasını böylece bu kağıtla da görmüş oluyoruz. Çok güzel bir kağıt, ben koleksiyon kağıdı olarak bunları çok seviyorum. Bunun mor versiyonu da mı vardı bilmiyorum ama bendeki mavi versiyon için çok güzel bir komiks kağıdı gibi düşünelim. Altta kardeşimize şimdi geçeceğim. Ama bu kağıtta dediğim gibi güzel ayrıntılara yer vermiş. Az önce anlattığım hikayesini tekrarlamış. Özelliklerini ve saldırı şekillerini. Ve aynı zamanda bu seride Kardeşimizi e, yani bizim Cygor'u e, e, bir sonraki videoda tanıtacağız. Belki Cygor'un aynı zamanda küçük bir hikayesine muhteşem. Raptor yine mekanik robotlaşmış hayvanlar serisinde ve yine farklı videoda tanıtacağım Battlesnake. Harika bir kobra e, yılanının da bu seri içerisinde yer aldığını. Muhteşem bir figür yarattıktan aslında böylece tasdik etmiş olmuş. Sağ olsun güzel bir şirket olduğunu her zaman söylüyoruz. Yani elime aldığında dediğim gibi çok güzel ağır. Yani bu hafif olmaması lazım arkadaşlar. Yani bu figür işinde malzemeyi zaten imza aldığınızı anlıyorsunuz. Biliyorsunuz yani bu işin plastiğini şeyini çok basite kaçan pek çok şirket, pek çok e, alandaki farklı ne derler ona e, malzemeden çalan müteahhit gibi hep söylüyorum. Malzemeden çalan pek çok şirket olabilir ama e, bu şirket için veya farklı buna benzer şirketler için işte hem fiyatı e, makul tutup hem de böylece malzemeyi çok güzel e, bir şekilde bize sunanların sayısı da az. Yani malzeme derken plastik kaliteli bakar mısınız yani bu boyama tarzı önemlidir. Basit diyebilirsiniz ama gölgeleme gri tonlarının farklı bir şekilde en azından uğraşılıp bu mekanik versiyon şeklinde gösterilmesi şu büyük beyazın yani yüzgeçleri ve aynı zamanda gözlerdeki zaten o EDA ile beraber şimdi şöyle aşağı koyacağım. Yani şu ağız yapısında bile bunu sağlamaları yani bakarsanız bu her figürer babi için kolay bir şey değil. Yani biz bunu görüyoruz. Şuradaki dikkat detayların farklı versiyonlardaki e, yani diğer figürlerde konulan bu profesyonelliğinde bir artı olduğunu şu yüzgeçteki şu Eda'ya bakar mısınız? Yani bunlar e, önemlidir. Yani onun üzerinden onluk bir figür değilse e, yani başka bir şey söyleyemem. Yani hem robotun hem bir e, yırtıcı bir hayvanın ne kadar güzel birleştirilebildiğini de bu figür sayesinde görmüş oluyoruz. Yani ağzı dışına tabii böyle çok bir oynamasını beklemiyoruz. Ee, şöyle hafif biraz daha durabilirmiş belki ama duruyor tamam. Onu da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Yani hem boyası yani o mavi tonları gri tonlarının çok iyi kullanması hem dediğim gibi gözünden başlayarak ağzına kadar süren o dehşet engiz yapı bu figür için bize Frenzy'ye 10 üzerinden 10 vermemize aslında vesile oluyor. Evet yeni figürlerde görüşeceğiz diyelim. Raw serisi ve tabii ki arkadaş şeker funkolarımız farklı farklı figürlerimizle hayal dünyamıza katkı sunacağız. Hoşçakalın diyelim. Bay bay.